İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Çok şükür ben de iyi diyeyim, iyi olayım. Ak şansımıza bak arkadaşlar. Benim ikinci ampulümün prizi bozuldu. Normal çekim ışığından yapmaya uğraşıyorum. Size bugün neyle geldim karşınıza arkadaşlar? Taze yaprak sarması yapacağım. Zeytinyağlı deniliyor ama zeytinyağlı denildiği zaman ben hani onun içine fındık, fıstık, üzüm koymayacağım arkadaşlar. Aşama aşama göstereceğim. Önce tabii benim burada yapraklarım. Bunları ben güzelce böyle yıkadım başta. Temizledim, sularını akıttım. Burada da haşlamam için suyumu koydum. Büyük bir tencere tutun arkadaşlar. Şöyle de bir tatlı kaşığı da fazlası tuz atıyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Nasıl zorlanıyorum bak ışık şeyi yüzünden. Yani ampul patlama değil arkadaşlar. Priz bozuldu. Basıyoruz, açmıyor. Öbür tarafta bir tane ışığım var ama o da yeterli gelmiyor. Böyle arkadaşlar. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Ben bunları bu şekil suyumla haşlayacağım. Bakın nasıl güzel böyle sarardı. Aralarında da kalmadı. Bakın böyle. Sarardıktan sonra bunları alacağız. Arkadaşlar benim burada şimdi malzemeleri göstereceğim size. Yapraklarım haşlandı, süzülüyor orada. Burada benim orta boydan bir tık böyle ufak soğanlarım. 5 tane, 6 tane soğan var yani. Ben bunları rende yapmıyorum. Robottan da geçirmiyorum. Böyle ince ince kıydım. 3 dişte büyük böyle büyük iri iri dişinde sarımsağım var arkadaşlar. Çiğden yapacağım bunu arkadaşlar. Şöyle bir lezzetini versin. Hani biraz daha şu diriliği gitsin diye arkadaşlar şu şekil tuzla azıcık bunu böyle yediriyorum. Burada da arkadaşlar 3 tane küçüklü büyüklü böyle bir domatesim var. Suyunu saldı. Soğan bayağı böyle bir yumuşadı. Burada da 1 kilo pirincim var. Çünkü 1 kilo yaprak aldım. Böyle 1 kilo ne yapıyoruz? Burada bu domatesimizi de döküyoruz. Ben buna salça koymam arkadaşlar. Bunu böyle okşarcasına güzelce birbirine yediriyorum. Bir tatlı kaşığı dolu dolu, 1,5 hatta böyle kırmızı toz biberi, yarım tatlı kaşığı şu şekil kimyonum, karabiberi çok seviyor arkadaşlar bu sarma. Şöyle bir tatlı kaşığı, bir de yarım koyuyorum. İsteyen benim gibi koysun, istemeyen daha az koysun, hatta daha da arttırsın. Şimdi bunları böyle bayağı bir harmanladık. Ne yapıyorum arkadaşlar? Burada nereden baksan yarım çay bardağı hakiki zeytinyağı. Onun üstüne gene böyle sıvı yağla yarı yarıya denkleştiriyorum arkadaşlar. Tuzumu da koyuyorum. Bir tatlı kaşığından bir tık daha fazla yaprağını da koydum. Burada da şöyle bir avuç tutam maydanozum. Arkadaşlar bu maydanozu ister koyun ister koymayın ama benim az kalmış elimde. Biraz daha fazla koyabilirsiniz sevenler. Burada da 2 tatlı kaşığı toz şekerim arkadaşlar. Olmazsa olmaz bunun içinde. Böyle toz şekerimizi de koyduk. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi ne yapalım? Biraz bu dinlensin. Azıcık içine geçsin. Sarmaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar bakın ben şimdi nereye geldim. Burası benim en serin olduğum yer. Giriş holüm. Holde sarayım dedim. Rahat rahat oturarak sarayım arkadaşlar. Bayağı da saracağım. Mutfak benim ikindi güneşi alıyor. Bu evim aşırı derece sıcak oluyor. Benim sıcağa karşı zaten alerjim var. Eksemam var arkadaşlar. Uzak durmam lazım. Bu arada da içim dinlenirken böyle biraz dedim ki hani içim domatesi böyle yağlı soslu içine geçsin diye. Burada da saplarını temizledim. Şimdi dedim hem ben arkadaşlara birazcık muhabbet edeyim hem de böyle sarayım. İnce nasıl güzel. Bu da aynı öyle ama içinde karışıklar var. Çok fazla kart olanları bilenimiz vardır bilmeyenimiz arkadaşlar. Ben şey yapacağım.
altına koyuyorum, biraz üstüne koyuyorum ve de bunu çok az koyuyorsunuz diyebilirsiniz içi. Bunu kavurduğumuzdan daha çok az koyuyorum. Çünkü kavurmuş olan biraz pişmeye yakın olduğu için biraz daha fazla koyabiliyorsun. Ama bu çiğden olduğu için arkadaşlar bunu fazla koyamıyorum. Hani pişecek, şişecek içinde. O payı da bırakmamız lazım. Böyle. Arkadaşlar başladım bu gece böyle. Ben bu yaprağı artık sararım yatana kadar. Hiç yaprak rengi çok güzel. Gerçi pişince de biraz şey oluyor, kararma yapıyor ama yani bilmiyorum, inşallah yapmaz. Yalnız böyle hani çatallı olur ya yaprak, bütün olmaz arkadaşlar. Aynı o çatallı yaprak çok var. Hiç sevmiyorum. Sadece ay o yaprağı, bir şekil oluşumu. Ama şansıma çıktı yani, karışık aralarına koymuşlar arkadaşlar. Yani biraz dedim ki böyle kamera uzun olmasın. Aman konuşamadım. Uzun olmasın video istiyorum. Hani insanları sıkmamak için. Şu an oturuyorum. Tabii beni ne kadar izleyen arkadaşım var, ne kadar yok bilmiyorum. Ben daha yeni başladım bu işe. Yani bu çekimlere böyle arkadaşlar. Dedim ki hani bir de bu şekil konuşaraktan da biraz muhabbet ederek de çekim yapayım istedim. Rahmetli annem arkadaşlar tabii bu arada da şunu söyleyeyim önce arkadaşlar, sizden görüntüler bazen az oluyor, bazen biraz iyi oluyor, yorumlar az oluyor, az yani. İstiyorum ki bol bol bana YouTube'dan işte sonuna kadar videoları izlemenizi, çünkü o videolar sonuna kadar izlendiği zaman arkadaşlar bana faydası var, olacak yani. Hani diyorum ki kadın dayanışma deriz ya arkadaşlar, kadın kadına destek olsun diye. Ben sizden rica ediyorum, bu desteği yapın. Ya bildiğin bir yemekse açın, orada çala dursun o. Yani görüntü olsun arkadaşlar. İnanın bu Covid zamanında gerçekten insanlarımız çok mağdur kaldı, çok zor durumda kaldı. Ben öncesinde videomun ilk çekimde başında da söylemiştirim. Arkadaşlar öğretmenlerde çalışıyordum, öğretmenlerin evinde çalışıyordum. Yani kantinde çalıştım, öğretmen evinde çalışıyordum. İki öğretmenin evine gidiyordum ben. Bir öğretmenimize 2 gün gidiyordum, bir öğretmenimize de 3 gün gidiyordum. Onların sürekli yemeklerini yapıyordum. Onlar bana ne söylese yemeklerini yapıyordum. Çok iyi geliyordu. Ve şöyle bir şey, çok da beğendiğini söylerlerdi. Ekstra da arada bir de bir öğretmenimiz daha vardı. Ona da giderdim. Ona çok sık olmasa bile öğlene kadar birini bitirir, öğleden sonra da öbürüne giderdim. Şimdi buradan beni izlerseler de selam olsun, öpüyorum onları. Ama işte ne oluyordu? Evime, bütçeme katkı oluyordu, iyi oluyordu. Bu arada benim bir kızım üniversite mezunu bitirdi ama malum gençlerimizin biliyorsunuz %80'i işsiz. İş bulmak zorlaşıyor. Zorlaştı ki bir de çalışıyordu, sonra çıktı. Çıkınca sonra da Covid'in patlamasıyla, kendi biraz alerjisi de var tabi, biraz sağlık problemi de oldu, işsiz kaldı. Benim bu şekilde işsiz kalmam, öbür kızım da sağlık okuyor Işılım'da, ne kadar ne olsa da şu an bak girdi, en azından geçici bir işe çalışıyor ama sonuçta çocuk okuyor, bak yeni sınavları var. Hani dedim ki şu an nereye gidebilirim bu vaziyette? Değerlendireyim istedim. Yani
İyi veya kötü bu yemek konusunda benim çevremdekiler, işte komşularım, arkadaşlarım iyi ve lezzetli yaptığımı söylerler. Hatta benim kızım der ki, büyüğüm, anne gerçekten harcanmışsın. Hani keşke bunu daha ileriki zamanlarda, hani öncesinde yapsaydın da böyle bu mesleği götürseydin gibisinde böyle konuşur bile bana. O yüzden diyorum ki, beni dinleyen arkadaşlarım, burada şu an bu videoyu çekerken, yayınladığım zaman beni dinleyecek olanlar, izleyenler, böyle zor günün dostu olalım, zor günün arkadaşı olalım, destek olalım diyorum arkadaşlar. Yani çok bir şey değil, yani para istemiyor, pul istemiyor, orada sade bir beğeni, yorum, izleme. Bu kadar. Hani diyorum ya, izlemek de bazen işin olur, bir şeyin olur ya da ne bileyim şeyin olur, söylesene. Açın orada, bildiğin yemektir. Ben çalı durayım orada, konuşup durayım. Siz işinize bakın. Hani görüntüleme olsun arkadaşlar. Öyle işte. Bunu özellikle sizinle böyle konuşmak, söylemek istedim. İnşallah dinleyenler bunu duyar. Bakın arkadaşlar, bu yaprak işte biraz düşündürüyor. Bu bir sona bırakıyorum. Bakın nasıl çıkmış. Onun kalınlığına bakın. Bunun dağılmışı bak, paramparça. Bu da böyle. Yani yapraklar biraz karışık. Hele hele şu dal dal yaprağı böyle ele, hiç sevmiyorum ama çıktı işte, bakın gördünüz mü? Bak bu nasıl ince. Yani İşte kendi asman olmayınca, toplamayınca ne kadar da baksan etsen şey olabiliyor. İçinden fire çıkabiliyor. İnşallah hani kalını bazen kalın gibi duruyor arkadaşlar ama bazen de bir bakıyorum pişiyor. Bu gerçekten çok ince, körpecik, minnak. Böyle. Rahmetli annem, arkadaşlar bunu biz çocuklar çok severdik. Hiç de bana sardırmazdı. Yani kendisi hangi ara sarıyordu? Böyle tabii hayvanlarımız var, damımız var, her şeyimiz var o zaman. İş çok. Rahmetli de 6 tane çocuk. Demek ki biraz yaprak buluyor. Asma da vardı. Böyle bir bakıyorum. O bir de arkadaşlar elinde sarıyordu. Ben öğrenemedim, yapamadım. Yani zaten ben onunla sarma sarmadım, annem sardırmadı. Ben sonradan kendim böyle kavradım, yaptım. Ama rahmetli böyle elinde sarıyordu, tokmacık tokmacık yapıyordu. Böyle hiç unutmam. Çok da seviyoruz, hepimiz seviyoruz. Oğlan kardeşim de çok seviyor, Orhan. Biz tabii bunu koymuş, pişirmiş. Ya nasıl da yapmış onu, nasıl da güzel, gözümün önüne gelip gidiyor. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bir şeyi koymuş, sarmayı sarmış, tencerenin yanına dizmiş. Onun yanına da biber koymuş. Arkadaşlar onları da güzelce dizmiş. Kapatmış bir tencere. Orada pişmiş onlar. Bak, bunlar yırtılmış. Pişmiş böyle şey, sıralamalı sıralamalı, onları nasıl güzel yapmış. Yani ikisi de bir arada. Hiçbirbirine de lezzet karışmıyor. Rahmetli annem de güzel yemek yapardı zaten. Sebzeseydi. Pişirdi. Biz tabii dama girdik. O zaman hayvancılık şeyi var. Küçüğüz de. Dama girdik. Damda tabii sağan var. Sağıyorsun. Körüyorsun. Sütünü, mütünü, hepsini. Arkadaşlar, aha. İnekleri tabii bu çocuklar otlatıp getiriyorlar. Biz de giriyor sağmaya, işte hayvanların yemini, suyunu, her şeyini. Ay bir de baksak, bitirdik işi, eve gittik, elimizi yüzümüzü yıkadık, yemek yiyeceğiz. Tencereyi bir açtım arkadaşlar, koca tencerenin hemen hemen yarısı olmasa bile çeyreği gitmiş. Ben bir kıyamet koparttım. Bizim Orhan, gir mutfağa, gör sarmayı, bir tane iki tane derken tencereyi götür. Aman ben nasıl kızıyorum, nasıl bağırıyorum, onun bu tek canı, işte o mu yiyecek, anne tencereyi bitirmiş,
İşte baksana bu çocuğuna. Annem şok tabii. Hangi ara diyor Kumukça'da konuşurdu rahmetli Dili Ayrı'ydı. Dağıstan kökenli benim annem Kumukça konuşur rahmetli. Hangi ara aşadın bunu yedin biz damdayken yemiş. Yani çok seviyorduk rahmetli yapardı ama işte diyorum ya kalabalık olduğun için bakın arkadaşlar bunu da ayıracağım. Bak o nasıl bak buna bak zar gibi. Ama kalabalık olduğun için her şey tadı damağında kalıyor. Yani yapıyor kadın. Bak sarmayı sarmış koymuş. Şeyi de biber de koymuş. Ama kalabalık oldu mu her şey tatlı diyorlar ama işte doyamıyorsun da yani. Şimdi arkadaşlar ben iki kişiyiz biz. Eşim bayrama burada olacak. Kızım, büyük kızım olur mu olmaz mı o belli değil. Çünkü o şimdi geçici olarak gitti şeye işe. Dolaba atacağım arkadaşlar. Biraz kendimize kadar pişireceğim. Kızımla, Işıl'ımla yeriz. Işıl'ım da çok sever. Hepimiz severiz gerçi. Rahmetli kayınvalidemin sofrası nur içinde yatsın. Kesinlikle sarmasız olmazdı. Böyle işte arkadaşlar. Ben böyle sarmaya devam. Evet, ben sarmalarımı sardım. Şimdi bunları böyle altına koyuyorum. Neden koyuyorum? Salamura yaprağı benzemez arkadaşlar bunlar. Salamura yaprağı tuz alıyor bunun mayhoşluğunu. Bu şimdi hem bu saplar mayhoşluk versin diye koyuyorum. Hem de tabanda ilk sıra sarmayı ne olur insanlık hali bir an dibinde suyu biter. Yani şeyi biter. Kurtarsın diye. Biraz da şöyle şey yapraklarım vardı. Onları üstüne de koyacağım. Böyle bir tencerelik sardım arkadaşlar. Şöyle altına da koyayım. Şunlardan da şöyle. Şimdi diziyorum. Bakın böyle. Bunlar hem ona ekşilik verecek, mayhoşluk verecek. Hem de sizi en riskli anda kurtarma. Diziyorum. Ama hiçbir zaman arkadaşlar hele hele çiğden yaptıysanız arkadaşlar ben habire arkadaşlar. Çiğden yaptıysanız çok fazla böyle sık sık dizmeyin. Çünkü bunun şişme payı var, pişme payı var. Eğer ki gelişi güzel yani rahat, serbest koyun ki o içinde şişecek. Şiştiği zaman kendine yer arayacak tencerenin içinde. Ama tıkış tıkış koyarsanız aralıklı koyduklarınız arkadaşlar pişmez. Böyle koyuyorum rahat rahat. Bu tenceremi böyle dolduracağım. Sonra pişim aşamasına geçeceğiz. Sarmalarımı sardım. Pişireceğim arkadaşlar. Bir de böyle bir tencerede dolusu dolaba koydum. Şimdi ne yapıyorum? Bakın böyle güzelce sıkış tıkış değil ama şu şekil. Sardım. Biraz böyle üzerine arkadaşlar yumuşak olsun diye. Şöyle. Anne Yani biraz dedin maşallah. biraz kızım. O çok özgür gibi ama değil anne. Bak. Şöyle de kapatıyorum ki. Neden bunun kapatmasını yapıyoruz biliyor musunuz? Bilenler de vardır bilmeyen. Çünkü alt çabuk pişer. Alt üst çabuk pişmez. Yaprakla da böyle kapatırsak üstünü o buharını çıkartmaz içeride bırakır. Burada da suyumuzu döküyoruz ama soğuk su döküyorum. Sıcak su dökmüyorum. Bakın suyum da şöyle yüzüne çıktı çıkacak. Ne yapıyorum? Kapağımla da kapatıyorum. Ateşimi açtım. Hızlı ateşe vereceğim. Hızlı kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte pişecek arkadaşlar. Arkadaşlar ben kontrol ettim. Benim sarmam gerçekten. Ay, çok güzel. Pişmeye başladı. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Son aşama. Biraz daha böyle yağımızı koyacağım. Şimdi nereden baksan bir 15 dakika daha pişer. Zaten yarım saate yakın pişti. Suyumuz da azaldı. Yine bu yaprakları örteyim ki havası gitmesin. Şöyle kapağı da alıyorum. Tekrardan örtüyorum. 10 dakika daha böyle pişireceğim arkadaşlar. Sunumda görüşürüz. Evet arkadaşlar benim sarmam oldu pişti. Size de böyle biraz sunum yapmak istedim.
Nacizane kendi halimde. Daha tencerem de var arkadaşlar. İster sade, ister çayın yanında, ister ayranın yanında. Ben sarımsaklı yoğurt da yaptım. Işılım çünkü anneye sarımsaklı yoğurt yaptı mı dedi. O çok sever sarımsaklı yoğurtlu. Biz öyle de yeriz. Taze yaprak olduğu için arkadaşlar, bir de sapın da koyduğum için limon sıkmaya bile gerek yok. Ben zaten limon aramam. Benim işim değildir ama sevenler var. O mayhoşluk bile ona yetmiş. İnanın çok lezzetli olmuş. Böyle yaparsanız, bakın ben çiğden yaptım. Çok iyi bir performans alırsınız diyorum. Ben bir de şöyle bir sarımsaklı yoğurdumu da dökeyim. Bir de not vereyim arkadaşlar. Sabırsızlanıyorum. Önce bir sadeden alayım. Yaprağın sarısı da bozulmamış fazla. Bakın arkadaşlar. Yani içi ben böyle seviyorum, bilmiyorum. Yani yaprak pişti, içi de çok dağılmadı. İnanın arkadaşlar. Uğraştırıyor ama değen bir lezzet. Çok lezzetli. Vallahi bir saatte mi sararsın, 10 dakikada yersin. Böyle hesap ama çok da lezzetli, çok güzel. Arkadaşlar. Çok seviyorum arkadaşlar. Size afiyet olsun. Benim bu kadar bugünlük. Afiyet olsun diyorum. Çok uzatmayayım. Allah'a emanet olun. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.